Merve gelin hem Bursalı hem Arnavut gelini. E hal böyle olunca çeyizi de işte böyle oluyor. Renk renk, model model yün şal ve yelekler. Etamin kumaş üzerine kaneviçe nakışla bezenmiş seccadeler. Çiçek süslemeleriyle dikkat çeken rengarenk yün patikler. Ve el emeği göz nuru oyalı yazmalar, 20 günlük Merve gelinin çeyizinin kıymetlileri. Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları keman olmuş. O yârimin kaşları keman olmuş. O yârimin kaşları. Allah! Bir omuzdan, bir omuzda saçları, bir omuzdan, bir omuzda saçları benim. Esmer güzeli yârime, kol kola gezelim. Gezelim hayatım, kol kola. Aman da aman, 20 günlük Kemal Paşalı gelinimiz Merve gelinin çeyizlerini serdik efendim. Bu nedir böyle? Bu mendiller olabilir aslanım aslında o. Değil mi? Arnavut tam mendili. Tam oynarken. Ay çok güzel. Hangisi kınada kullandığın mendildi? Kınada kullandığım mendil buydu. En ama kınada diyorsun. Şöyle birkaç elbise değiştirdiğim için her elbisemin bir mendili vardı. Çok havalısın. O mendilleri de bulamadım. Onları da koyacaktım. Göreceğiz nasılsa. Sonra göreceğiz evet. Bir tane. Bu da çok güzel bir evet, sanat. Bunların bir anlamı hayatım. Var mı? Bunların bir anlamı var mı? Yani Arnavutlarda anlamı var mı bilmiyorum ama normalde mendili bir erkeğe verdiğin zaman işte ben seni kabul ediyorum. Seni evet, istiyorum seni gibi istiyorum ama gibi bir şey. Ama o mendil ama bu mendil değil herhalde işte. Değil mi? Ama Arnavutlarda evet. Nedir bilmiyorum. Bunlar, evet. Genelde onlar şaşalı, havalı mendiller. Evet. Oynar. Deryalar, deryalar biz delikanlıyız. Maşallah. İkimiz de bir boydayız. Biz delikanlıyız. Harikasın. Çok güzel. Sarıldığı yastık nedir? Evet bu... Bu yastık mı aslında? Evet yastık. Ne değil mi? Yatak örtüsünün bir parçası. Aslanım bu bizim kafamızı kırar. Hakikaten. Ne bu yavrum hakikaten? Silindir yastık gibi geldi bana. Evet. Şimdi aslanım bu benim kayınvalidemindi. Teşekkür ederim ki bana hediye etti bunu. Şimdi bu yatak örtüsüymüş. Evet, evet. Önceden yatak örtülerinde böyle bir aksesuar kullanıyorlarmış. Nasıl Seda güzel mi? Elişi ben Seda? Çok beğendim. Yok ben onu ilk... Beğenmedin sandım direkt patikler. Yok beğendim aslanım bir yandan da dinliyorum arkadaşımı. Hmm. Ben bunu çok beğendim. Sadece arkadaşımın dediğine katılıyorum. Keşke yumuşak olsaydı normalde de kullanabilseydin. Aslanım, yok yatak örtüsünü kullanıyorum. Bunu kullanmıyorum. Bunu da kullanabilseydin bunu kullanamıyorum keşke. Ama. İki tane var. Değil mi? Evet, evet aslan. Keşke bir tane olsaymış. Tam bir yastıkta koca en yastığı olur. Değil mi aslan? Yok ya bu yastığa kafa koyduğumda koca bu yastık. Ay kafa atar gibi bir şey bu. Ya zaten ben bunu kayınvalidemden alana kadar canım çıktı sürekli. Anne bana versene. Anne bunu bana versene. Anne benim olsun. Ben bunu herhalde eve böyle bir obje yapardım. Bak bence de ne yapsam bunu biliyor musun? Ne yapayım? Mesela bu renk bir kanepen olabilir. Lacivert bir şey şuraya. Sedire çok güzel olur ama. Hani sedir gibi bir şey kenarlarına kol yap. Canım. Aslanım. Dört gündür Merve çok çeyizim var dedi. 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 Beklentimi karşılayamadın aşkım. Nasıl benimle karşılayamadım? Ben senden o kadar gösterişli, evet. O kadar bir abartılı, bir çeyiz oyalı, senden. İşli çeyiz bekledim ki. Aa. Yani hepimizin zaten yatakları doluydu. Göster. Ben böyle çeyiz benim çeyizlerim dediğin için böyle bir oda dolusu bir çeyiz bekledim. Böyle şahşalı. Yani, Fatmacığım sen kendi çeyizine baktın mı hayatım? Baktım. Aynıydı bence. Evet. Yani benim şu patiklerim vardı. Ben çok demode diye koymadım mesela. Namaz örtülerin nasıldı? Havluların nasıldı? Ben şuna bayıldım. Gövde işi. Nevresimlerin var mıydı? Vardı. Ben mesela şöyle anlatayım sana. Hatta benim çok şundan güzel. İki kat daha fazla patiğim var. Ama daha yeni modern olanları koydum. Yani biraz baksana. Babaanne işi onlar. Sağın, solun çeyiz işleme yani içinde. Allah. Öyle ama hani normal bir yatak dolusu bir çeyiz. Hayatım hani... yatak dolusu derken kat kat ama bunlar kat. Yok kat. Aslanım bakın açıldı. Tamam açalım. Şunu tut bakalım. Şunları tut. Bak bak.
Kızım göster istersen. Benim baksınlar, çeyizim gibi baksınlar aslanım, çeyiz görsünler. 3-5 tane şey görsünler. Merve yani. Merve yani. Sen dedin ki çok. Çok biz... fazla zaten. Ama bir odada olsa çeyiz yok ki burada. Normal yani. Yasak çeyizi yani. Evet, şurada da şu çok şık yalnız. Güzel parçalar o... yok mu ama hanımlar? Var tabii ki aslanım. Mesela Merve'nin söylediği kadar değil. Enişlemesi pike takımı mesela. Bunu danteli annem yaptı ve sardırdı. Bunu pike takımı yaptırdı. Sonrasında mesela dantel yine. Bu da nevresim takımı. Bunu da annem yaptı. O mendil ezilmesin altta güzeli. Evet. Ezilmesi. Aslanım güzel da. Parçalar tamam, var. Tamam, parçaların ama güzel ama yatan yeri süpatikli havlu. Tatlım zaten çeyiz deyince neler şey yapıyorsun yani. Hani ama sen bize böyle demedin ki Merve. Ben sana. Burası sığmadı. Arkandakini görüyor musun? Bak bak bunun parçası arkandakini varmış. Arkandakini görüyor musun? Nevresimleri görüyor musun? Yatak örtüsü varmış. Nevresimleri görüyor musun? Alsak yatak örüyor. O kadar ağır ki kaldıramıyorum gerçekten. Bir şey gerçekten. Söyleyeceğim. Sen bunu söylemedin bize. O iki tane yastık var zannediyoruz. Yok yatak örtüsü var dedim. Yatak örtüsünü kullanıyorum dedim. Kullandım dedim. Ağır mısınız? Çok ağır bir şey. Ay çok bayılacağım. Ağır bir iş. Çok ağır. Gerçekten çok ağır bir şey. Çeyiz kokuyor. Değil mi? Bence de. Şöyle koyalım. Bu nerede yaptırmışlar acaba? Kayınvalidem kendisi yapmış. Ne diyorsun ya? Evet. Evet Rabia, sen nasıl buldun çeyizi? Merveciğim, ben çeyizine bayıldım. Diyemeyeceğim. Diyemiyorum. Yani o kadar abarttın ki ben Arnavut geliniyim, Arnavut geliniyim. Ama klasik, hepimizde olan çeyizler. Arnavut tamam. Kaldırımı geliyor. Neyse, saygımı bozmuyorum aslanım. Sen bize öyle bir geldin ki Merve, haftanın başından beri çok fazla iddialı olduğun için bizim şu an yaptığımız yorumlar sana tuhaf gelmesin o yüzden. Yavrucuğum, senin çeyizinde ne vardı ki? Ne vardı? Allah aşkına senin çeyizinde ne vardı Fatma? Ne, bana benim bir sürü kendi el emeğim vardı ve hepsi moderndi. Mesela bu patikleri ben de koyarım zaten. Eminim hepsi koyar. Bunlar bizim koymadığımız patikler. Koysaydım benim içeride dolu şu an. İçinden seçtik de tamam, koydum. Eskileri mi koydun o zaman? Bir sürü eşya var içeride. Onları koymadım. Tamam, hepsini içinden. Getirseydin keşke. Biz onu bekledik. Allah evet, Allah. Biz senden onu bekledik yani. Çok yani, iddialı geldiği için. Yani buraya sığmadı mı? Komodinlerin üzerine koy. Biz senden onu bekledik. Evet. Perdeyi as, bir yere as, şurada aynaya var, as. Şurada var, komodinlerin üstü de dolu. Bornozlar, bir şeyler, havlular var. Aslanımcığım yani kendi çizdiğim basit olduğu için. Arkana bir bak bak. Kendi çizdiğim çok basit olduğu için. Elinle koymuyorum bile. Beni görünce çok girdiler. Biz bunları girdiler. Koymuyoruz bile. Benim bu, ben bunu damat poğaçası götürdüm böyle. Bende de var. Yani bunlar çok eski. Bir şey söyleyeceğim. İçinde bir sürü yazma var. Neresi eski? Yani çeyiz şimdi bize neresi dedi ki aslanım havlu, patik, işte yazma bunlar benim için dedi çeyiz değil dedi. Ben daha dedi şahşalı farklı şeyler göreceksiniz bunlar bende dedi. Bunlar benim için demedim. Ben farklı şey göreceksin demedim Fatma. Arkadaşlar öyle demedim. Benim evimde ben daha farklı şeyler göreceksiniz demedim mi? Çok fazla çeyiz çok göreceksiniz dedim. Şunu göreceğim, bunu göreceğim demedim. Hepimiz mi yalan söylüyoruz? Ay tamam Fatma, gerçekten o kadar sıkıldım ki aslanım. Gerçekten ben bugün çok sıkıldım. Zaten yani. Bizi hiç yani suratın asık bir şekilde sürekli karşılıyorsun. Biz evet. De anlam veremedik. Hanımlar, bence sizin karnınız acıktı, ben anladım. Açlıktan şekeriniz düştü, bir gerginleştiniz. Olabilir mi? Olabilir. Aslanım çok yakışmadı mı? Maşallah. Hepinize her şey çok yakışıyor. Bir tek bir şey yakışmıyor. Gerginlik. Şimdi o gerginliğinizi de alacağım inşallah. Sunum masasına şöyle geçelim mi? Şu geçelim. Tarafa da geçelim. Buyurunuz. Geçelim. Sakin olalım.